Bak şimdi, sen eğer Almanya'da veya Hollanda'da veya Norveç'te yaşıyorsan bir kere maça 2-0 yenik başlıyorsun. Bu hayatın gerçekleri. Bu gerçeği kabul ediyoruz değil mi? İyi güzel. Peki nasıl başaracağız o zaman? Bu kadar golü yedik. Şimdi cevabına gelelim. Sen nasıl başaracaksın? Bir kere aynı düzeye gelmek istiyorsan, beraberlik yaşamak istiyorsan en azından o zaman diğerlerine göre daha fazla enerji harcaman gerekiyor. Daha fazla yorulman gerekiyor. Daha fazla çalışman gerekiyor. Şimdi yöntemlere gelmeden önce sana birkaç tane örnek vermek istiyorum. Sen sokağa çıktığın an zaten yürürken insanların sana bakışını bilinçaltın hissediyor. Dışlandığını hissediyorsun. Senin özgün yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Bindiğin otobüste, girdiğin alışveriş merkezinde, parkta, iş yerinde, oturduğun binada hissediyorsun bunu. Sen hissetmezsen de bilinçaltı hissediyor ve senin özgünün aşağı inmeye başlıyor. Burada gurbette yaşayan bir insan olarak da en büyük problemin özgünün düşük olması. Sebebi bu. Şimdi gelelim çözümlere. Birinci çözüm, sağlıklı özgüven kazanmak. Sağlıklı özgüven dediğim zaman, yani özüne, tamam mı, güvenmek. Özüne güvenmek nereden geliyor değerli arkadaşlar? Kendine söz verdiği zaman. Gerçek özgüven kendine söz geçirmekten geliyor. Yani disiplin, irade, istikrar. Yani karar verdin, devam etmek. İkincisi, kendini tanıman gerekiyor. Kendini bilmek, kişiliğini oturtturmak, karakterini oturtturmak. Ben kimim? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Senin engellerin nelerdir? Kendini tanıman lazım. Yani hayatında en önemli olan insan, onunla tanışman gerekiyor. O sensin. Onunla tanışman gerekiyor. Onu tanımadan kişiliğin, karakterin oturmayacak. Hep kafanda bir boşluk oluşacak. Hep kafanda bir soru işareti olacak. Özellikle Avrupa'da yaşıyorsan, yani ikilem içerisindeysen. Sana Türkiye'de gurbetçi diyorlar, yabancısın diyorlar. Almanya'da da yabancısın diyorlar. Sana sürekli tavuksun diyorlar ama sen kartalsın. Kendini tanıdıktan sonra ayak bağlarından kurtuluyorsun. Bunu bulduktan sonra da potansiyelin var. Bu potansiyelleri kullandıktan sonra işte o zaman gol atabilirsin. Yani sen potansiyelini açığa çıkarıp kullandığın vakit, hayatına yansıttığın zaman işte o zaman başarırsın. Çok verimli, rahat bir şekilde hedefine ulaşırsın. Kendini tanıyacaksın, engelleri bulacaksın, potansiyeli kullanacaksın. Seni aşağı çeken engeller var değil mi? Bu engeller nelerdi? Bak çok basit anlatacağım şimdi. Senin arabanın tekeri patlak. Bir tanesi patlak. Bu senin engelin değil mi? İleri gitmene engel. Hızlı gitmene engel. Sen 4 tekerin bir tanesi patlak olduğu zaman 30'la gidersin. Ama herkes 100'le gidiyor otobanda. Sen 30'la gittiğin için yavaş gidersin değil mi? Bu bir engel. Peki bu engeli ortadan kaldırırsan, yani tekeri değiştirirsen, o zaman sen de hızlı gidersin. Sen de 100 kilometre hızla otobanda ilerlersin. Dolayısıyla engeli ortadan kaldırman lazım. Engeller dediğimiz zaman tabii en önemlisi kafadaki kilitler. Tamam mı? Düşünce yapısı, yanlış düşünceler, sana yüklenen hipnoz kelimeleri, sen yapamazsın, beceremezsin diye sana yüklenen kilitleri bulup açmak. Şunu söyleyebiliriz. Ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Benim kafamda kilitler yok. Evet, bilinçli düzeyde bunu hatırlayamayabilirsin. Ama bilinç altında onlar orada kayıtlı duruyor. İşte başarısızlığın sebebi bu. Ve en önemli yaptığın büyük hatalardan bir tanesi, seni anlamayan, seni bilmeyen, senin yaşadığın hikayeye ayak uyduramayan, yaşadıklarını bilmeyen, yani hiçbir tecrübesi olmayan birisine gidip bu konuda yardım istemek. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak. Bunun sonucunda da hayal kırıklığına uğramak. Bu da tavsiyem, senin dilinden olan uzmana gitmek. Aynı dili kullandığın, aynı inanca sahip olduğun, seni anlayan, senin yaşadıklarını yaşayan birisi olması gerekiyor. Doğru uzmanı seçmek. Bu şekilde binlerce insan arzuladığı hedefe ve başarıya ulaştı. Bu saydığım adımları atarsan, o zaman iş hayatında daha başarılı oluyorsun. Meslek konusunda daha başarılı oluyorsun. Sağlık konusunda, sağlıklı düşünebildiğin için, geceleri rahat uyuyabildiğin için daha sağlıklı oluyorsun.
aile konusunda daha huzurlu ve mutlu oluyorsun. Bununla beraber özgüvenin arttığı için kişilik bakımından, karakter bakımından daha güçlü oluyorsun. Bunları eğer uygularsın. Biz yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'ya bu konularda yardımcı oluyoruz. Kendilerini gerçekleştirip başarılarını arttırmaları için onlara yardımcı oluyoruz. Binlerce insan nasıl başardıysa sen de başarabilirsin. Sadece burada yapman gereken kendini keşfetmek için harekete geçmek. Eğer binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin.